olduğu şeklinde inanmışlardır. %5'lik falan mesela Hikmet Kıvılcımlı ve onun izince gidenler, o tarzda yorumlayanlar hariç, Marx'ı gerçek anlamda din tanımını, paragrafın tamamını ele alarak anlayabilmişlerdir. O paragrafın tamamında işte 5 cümle söylüyor. Din diyor, kalpsiz dünyanın kalbidir. Ruhsuz koşullara ruhtur. Var olan durumlara bir protestodur. Mazlum insanın, ezilen insanın içli çığlığıdır ve halkların afyonudur diyor. Şimdi ilk dördü ezilenlerin dilini anlatıyor. Beşincisi de ezenlerin dilini anlatıyor. Bu ikisinin karşı karşıya olduğunu söylüyor. Paragrafın tamamından bu anlam çıkıyor. İşte Ali Şeriati de tam da bunu söylemiştir. Ve buna dine karşı din demiştir. Tarihte dinle dinsizliğin değil, dine karşı dinin mücadelesi olmuştur hep. Ezilenlerin Allah'ıyla ezenlerin Allah'ı kapışmıştır. Ebu Sufyan'ın, Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in Allah'ıyla Muhammed'in Allah'ı, Yezid'in Allah'ıyla Hüseyin'in Allah'ı hep karşı karşıya gelmiştir. Şeyh Bedrettin'in Allah'ıyla Çelebi Mehmed'in, o zamanın padişahının Allah'ı çarpışmıştır ve ikisi karşı karşıya gelmiştir. Bökdüce'nin Allah'ıyla sarayın Allah'ı karşı karşıya gelmiştir. Babailerin Allah'ıyla Anadolu Selçukluların Allah'ı karşı karşıya gelmiştir. Karmatilerin Allah'ıyla Abbasilerin Allah'ı, Ebu Müslüm Horasan'ın Allah'ıyla Emevilerin Allah'ı. Tarih boyunca hiç durmadan Musa'nın Allah'ıyla Firavun'un Allah'ı, İsa'nın Allah'ıyla hahamların, Bizans'ın Allah'ı hep karşı karşıyadır. Hiç dinle dinsizliğin mücadelesi yoktur. Daima bir çığlık atan, itiraz eden bir Allah vardır. O ezilenlerin dilidir.